Saygıdeğer davetliler, aziz misafirler. Avcılar Ehlibeyt platformunun hazırlamış olduğu Hazreti Resulullah'ın can kızı Hazreti Aliye Murteza'nın çok kıymetli zevcesi, cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in biricik anneleri Seyyidet-i Nisa'il Alemin Hazreti Fatıma-tü Zehra selamullah aleyhanın ve Allah'ın aslanı Hazreti Resulullah'ın velisi, vasisi ve müminlerin emiri Hazreti Ali aleyhisselam'ın mübarek viladetlerini kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımıza teşriflerinizden dolayı Avcılar Ehlibeyt platformu adına hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim programımıza geçmeden evvel bir teşekkürle yine devam etmek istiyorum. Bizlere bu salonun tahsisinde bulunan Avcılar Belediye Başkanımız Avukat Sayın Turan Hançerli Beyefendi'ye ve programımızın sponsoru olan Polat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Polat'a ve programımızın çekiminde zahmet çeken 14 TV ve Kaçkar TV yönetici ve emekçilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lütfen kabul buyurunuz. Efendim şimdi izninizle şüphesiz ki kelamların en güzeli ve en yücesi olan Kelamullah'la programımızı başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıp efendim şimdi sizleri Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye ve Çanakkale'den günümüze tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından okunacak olan İstiklal Marşı'na eşlik etmeye davet ediyorum. وَإِنَّ شَأْنَهُ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بِسْمِ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله. Yüreğinizi ferahlatan dilekçesinden dolayı Türkiye Caferileri Vakfı Başkanı Hacı Şeyh Yahya Utar hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine plaketlerini takdim etmek üzere Avcılar Ehlibeyt platformu üyesi Sayın Engin Bahçe'yi arz ederim. Efendim, bir mesajla devam edelim. İstanbul 3. Bölge AK Parti Milletvekili Sayın Şabin Ayrım, programlarının yoğun olması sebebiyle katılamayacağını bununla birlikte sevgi ve saygıdan iletmiştir.
kendisi adına plaketlerini almak üzere baş danışmanı Sayın Ali Yazar'ı arz ederim. Plaketi Avcılar Ehlibeyt Platformu Başkanı Sayın İsmail Aslan'ı arz ederim. Teşekkür ederiz. Katı bir karanlık içinde alem, bocalarken doğdu Zehra güneşi. Cehalet zinciri altında Adem, boğulurken doğdu Zehra güneşi. Efendim şimdi de Madison Hospital başhekimi ve doktor öğretim üyesi Sayın Atakan Özkan'ı açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere salavatlarınızla arz eder. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle kendim ve sizlerin adına bu güzel günde bizleri bir araya getiren Avcılar Ehlibeyt platformuna sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Konuşmama başlamadan önce geçen hafta Bahar Kalkanı Harekatı'nda cesurane bir şekilde canını veren, şehadet şerbetini içen tüm askerlerimize huzurlarınızda Rabbimden rahmet niyaz ederim. Bugün Kadınlar Günü diye ifade edilse de şu anda gözleri yaşlı analarının, eşlerinin, babalarına da Rabbimden sabır niyaz ederim. Allah gazilerimize de bir an önce sağlığına kavuşmasını nasip eylesin. Resul-ü Ekrem ciğerparem dediği, kalbinin bir parçası diye sevdiği, gözünden bile kıskandığı son beşiği, bir taneciğini herkesten esirgerdi. Dedesi Resulullah inandığı dini anlatmaya çalışırken çektiği eziyetleri onunla beraber kızı çekti. Ama o öyle bir kız yetiştirmişti ki bu dedesinin tebliğ ettiği dini ve daha sonra neslini devam ettiren çocuklarının o dine nasıl sahip olması gerektiğini ve bir İslam kadınının eşine, annesine ve evlatlarına nasıl bir annelik yapması gerektiğinin sembolü olarak yetişti. O daha hayattayken babası tarafından cennetin kadını, cennetin annesi olarak tanımlandı. Bütün eziyetleri babasıyla beraber çekti ve sonrasında hayatın bir döneminde Allah'ın aslanı gözünü kırpmadan Peygamber Efendimiz'in yerine yatıp onunmuş gibi davranan, onun için kılıcını kuşanan, onun sözünden çıkmayan Hazreti Ali'nin zevcesi oldu. Ve o zevcelik Allah'ın emriyle kılınan bir nikahtı ve çok kıymetli bir nikahtı. Ve Peygamber Efendimiz kızını ona zevce ettiğinde eş olarak yapması gerekenleri birebir anlattı ki o da eşine her zaman ve şimdiki hanımlara da her zaman örnek olan bir eş, bir ev hanımı olarak yetişti. Sonrasında Peygamberin namaz kılarken Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin ki torunları onların sırtında oynarken secdede benim torunlarım üzülmesin, oynasınlar diye secdeden kalkmadığı, hatta onlar daha hayattayken ashab-ı kiramla otururken ağlayıp torunlarımın başına kötü şeyler gelecek dediği, daha önceden onların yaşayacağı zulmü söylediği o cennetin bekçileri, cennetin efendileri Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e geçti. İşte o Resul-i Ekrem'in torunu kitabının dinini anlatan, dedesinin yolundan giden, babasının annesinin yolundan giden o gençler ben halifeyim diyen, İslam'ım diyenler tarafından Kerbela'da onlarca şehit edildiler. İnşallah onlar da
bu şehitlerimize Mehmet Akif'in dediği gibi ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış bekliyor peygamber dediği gibi onlar da inşallah onlara şahitlik edecekler. Bugün aynı zamanda Hazreti Fatıma'nın eşinin Allah'ın aslında doğum günü, Hazreti Ali'nin doğumu, Hazreti Fatıma'nın doğumu tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tüm İslam kadınının bugün de gününü kutluyorum. Anneler gününü kutluyorum, kadınlar gününü kutluyorum. Bu Dünya Kadınlar Günü diye söyleniyor bugün biliyorsunuz ama sonuçta sembol olan İslam kadınının doğumu zaten İslam kadının günü olmuştur. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah cümle ölmüş analarımıza rahmet eylesin. Allah hepinizin ömrünü uzun eylesin, sağlık ihsan eylesin. Ben içinizden yetişmiş biri olarak 25 yıldır genel cerrah olarak sizlere, bu topluma hizmet ediyorum. Gücüm yettiği sürece yine inandığım yolda, inandığım mektepte hizmete devam edeceğim. Tekrar Ehl-i Beyt platformuna beni buraya davet ettiği için, sizlerle bir arada olmayı sağladığı için ve bu güzel organizasyon için, aynı zamanda bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Sayın Belediye Başkanım'a tekrar huzurunuza teşekkür eder, saygılar sunarım. Efendim yapmış olduğu konuşmalarından dolayı Medicine Hospital Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Atakan Özkan'a teşekkür ederiz. Kendisine plaketlerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Fazıl Agiş'i arz ederim. Renkli anlara tanık olduk. Teşekkür ediyoruz. Geldi tevhidin nuru, eşsiz Zehra Dilara, Ehl-i Beyt'in gururu, sonsuz Kevser-i Kübra. Ay kendini unuttu, görünce cemalini, güneş görünce battı ilahi celalini. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Hazreti Fatıma-tü Zehra Platformu Başkan Yardımcısı Sayın Necla Saydın'ı salavatlarınızla arz edelim. Selamünaleyküm. Öncelikle Hazreti Fatıma platformu olarak güzel deyip Hazreti Fatıma Instagram platformu belki başka bir yerde vardır. Hazreti Fatıma platformu adına o platformun üyesi olarak buradayım. Öncelikle bu programı organize edip bize burada buluşturan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Biz uzun yıllar Hazreti Fatıma'yı bu toplum içerisinde örtülen arasında gizlenilmiş Hazreti Fatıma'yı çıkartmaya, gün yüzüne çıkartıp tekrar biz Türkiye'deki hususen kadınlara örnek olarak nasıl gösterebilir üzerinde çaba gösterdik. Gördük ki iki kesim var İslam toplumları içerisinde. Bir Ehl-i Beyt'in yani Hazreti Fatıma özelinde Ehl-i Beyt'in unutturulmaya çalışıldığı bir kesim var yüzyıllardır. Bir de Ehl-i Beyt'i dolayısıyla Hazreti Fatıma'yı kutsalının merkezine alan bir diğer kesim var. Bu iki kesimin sorumlulukları Ehl-i Beyt ile ilişkileri noktasında çok çok önemli ve belki de bugün İslam dünyasının ne yönde gideceğine dair sonucu belirleyecek olan bir tutum. Yani Ehl-i Beyt ile kurulan ilişki.
Dolayısıyla ben Hazreti Fatıma'nın özellikle ben diğer kesimden geliyorum. Yani Ehl-i Beyt'in unutturulmaya çalışıldığı kesimden geliyorum. Hazreti Fatıma'nın gündeme getirilmesi, onun özelliklerinin ortaya konulması, onun bir model olarak sunulmasını çok çok önemli buluyorum. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz hayat varlık aleminin bu dünya kısmında bir yolculuktayız. Bu yolculuğun bir boyutu batılla mücadeleyi kapsıyor. Bu batılla mücadelede birinci unsur belki batılı tanımak. Batılı tanımadaki bizim en büyük yardımcımız ayağımızın, elimizin, gözümüzün bir sabite üzerinde olması. Nedir bu sabite o zaman diyeceğiz ki hakla batılı karıştırmayalım. Bugün batıl bizim karşımıza yüzyıllar 1400 sene oldu, önce olduğu gibi Ebu Cehil suretinde gelmiyor. Bugün batıl bizim karşımıza İslam suretiyle geliyor, Müslüman suretiyle geliyor. O yüzden bizim kafalarımız karışıyor. Neyle mücadele edeceğimizi, neyin batıl, neyin hak olduğunu karıştırıyoruz. Ama eğer bizim gözümüz Hazreti Fatıma'nın üzerinde olursa, özelde söylüyorum, tabii ki genel olarak Ehl-i Beyt'in üzerinde olursa, bir sabitemiz Ehl-i Beyt olursa, o zaman işimiz çok kolaylaşıyor. Batılla hakikati ayırma şeyi çok kolaylaşıyor. Allah-u Teala adildir, Allah-u Teala vedüttür. Yani bizden yapamayacağımız, bizim kapasitemizin, gücümüzün üstünde hiçbir şey istemez ve hiçbir şeyden sorumlu tutmaz. Sorumlu tuttuğu bir durum varsa eğer, bunun mutlaka kolay bir reçetesini de vermiştir. Nitekim İslam dinine baktığımız zaman bu dinle beraber, yani bu dinin peygamberiyle beraber, bu dinin kutsal kitabıyla beraber yüzyıllar sonra bu tekrar örnek alabilelim, bakalım kafamıza bir soru işareti olduğu zaman ne yapmamız gerektiğini çözebilelim diye önderlerini de göndermiş. Belki hani en büyük soru bu. Ya da Ehl-i Beyt'i anmak nasıl olacak? Fatıma'yı anmak nasıl olacak? Fatıma'yı işte birkaç kıssalarla yad edip, ağlayıp, gözyaşı döküp, günlük hayatımıza devam edip, günlük hayatımızda hiçbir şekilde aklımıza getirmeyerek acaba Fatıma'nın izinden gitmiş olur muyuz? Belki bu soruyu sormak lazım. Yani bugünkü konuşma sürem çok uzun değil. Bu yüzden hani biraz daha kısa keserek anlatmak zorundayım. Şunu söylemek istiyorum. Her şekilde Hazreti Fatıma'nın özellikle yani doğumundan tabii ki evliliğine kadar bir süreç var. Bir de onun son 6 ayı var. Yani bu iki hayatındaki bu iki döneme çok dikkatli bakarak Hazreti Fatıma'nın tutum ve davranışlarına hani onaylamak, övmek veya ağlamak yerine nasıl, neden böyle biri var? Yani bu birinin var olmasıyla bize verilmek istenen mesaj nedir? Yani biz nasıl Fatıma olabiliriz? Fatıma olmak ne demektir? Fatıma olmak acaba sadece onu ağlamak mıdır? Fatıma olmak acaba sadece her gün ondan şefaat için dua etmek midir? Fatıma olmak aslında bambaşka bir şey. Hani bu batıl kısmına o yüzden girdim. Fatıma olmak bir turnusol kağıdı. Yani batılı tanıma aracımız bu anlamda. Ama şeytanın çok tuzakları var tabii. Yani size Allah-u Teala hakikat önünüze kıyıyor ama o hakikatin pratiğinde bile tuzaklar bizi bekliyor. Yani ya bir dar bir çerçeveye hapsediyoruz o hakikatimizi, o bize örnek olacak, tutumumuzu belirleyecek olan hakikatimizi çok dar bir çerçeveye hapsediyoruz. O hapsettiğimiz alan kutsal alan oluyor, sonra kaldığımız yerde hayatımıza başka şekilde devam ediyoruz. Peki, Fatıma'ya bir insan, ben Fatıma'yı seviyorum ve Fatıma'nın yaşadıkları için, Fatıma'ya yaşadıkları için ağlıyorum deyip de Fatıma'nın tam tersi davranıyorsa o zaman o Fatıma'nın yareni değildir bana göre. Fatıma'nın misyonunu ortaya dökmesine engel
oluyor demektir. Yani Fatıma'ya ağlayıp birisi zulme ses çıkartmıyorsa ağlamasın Fatıma'ya. Fatıma'ya ağlayıp birisi hala israflı lüks bir hayat yaşıyorsa ağlamasın Fatıma'ya. Birisi Fatıma'ya ağlayıp fırsatçılık yapıp atıyorum ev sahibi ama kirasını gücünün üstünde artırıyorsa ağlamasın Fatıma'ya. Birisi Fatıma'ya ağlayıp da ertesi gün kapitalizmin tapınağı AVM'de soluğu alıp oralarda alışverişte kendini kaybediyorsa ağlamasın Fatıma'ya. Fatıma bunlardan şikayetçi olacaktır, söyleyeyim ya. Çünkü Fatıma'ya ağlamak demek, Fatıma'nın yanında olmak demek, öncelikle Fatıma'nın nasıl olduğunu anlamaktan geçiyor. Kıssalarını okuduğumuz zaman Fatıma'nın o kıssalarda ortaya koyduğu erdemlerine, karakter özelliklerine bakmamız gerekiyor. Fatıma cesurdur mesela, Fatıma cesaretlidir. Biz birçok kıssasında bunu görüyoruz. Peki bugün zulmü, zalimi biraz güçlü gördüğünde susan kişi Fatıma'nın yanında mıdır? Fatıma'nın tarafında mıdır? 40 tane hesap yapıp gördüğü haksızlıklara ses çıkarmayan kişi Fatıma'nın yanında mıdır? O yüzden Fatıma'nın eğer yani burada Fatıma söylediğinde bütün Ehl-i Beyt'le anlaşılsın aynı şekilde tabii. Yani Fatıma'nın yanında olmak, Fatıma'nın izinde olmak, Fatıma'ya benzemeye çalışmaktan geçer. Fatıma'ya ağlamaktan değil. Onunla ilgili hüznümüz bizim tabii ki kalbimizdedir. Onunla ilgili ağlayışlarımız tabii ki kalbimizdedir. Ama bu onu anlama biçimimize ana unsuru değildir ya. Onu her şeyden önce bir hayatımızda her an dönüp bakacağımız bir ölçü, bir kritere dönüştürmemiz lazım. Her alanımızda, hayatımızın her alanında. Bir ikinci noktaya daha değinmek istiyorum. Fatıma ve genel olarak Ehl-i Beyt bugün İslam dünyasının üstünde birleşebileceği bence çok önemli bir ortak payda. Yani bugün tıpkı İmam Ali dönemindeki gibi, az önce söylediğim gibi batın Ebu Cehil suretiyle değil, Müslüman suretiyle geliyor. Aynı o dönemdeki gibi. Yani bizi ne kadar çok Fatıma'da birleşebilirsek, Ehl-i Beyt'te birleşebilirsek, Hazreti Ali paydasında birleşebilirsek, o kadar bizim batılı kendi içimizin dışında tutma, onunla mücadelede zafer kazanma ihtimalimiz artar. Ama bunun için öncelikle askeri müştereklerde anlaşmamız gerekiyor. Askeri müştereklerde vahdeti sağlamamız gerekiyor. Yani karşımızda gördüğümüz her kesimin en ufak bir hatasını ayrıştırıcı bir şey olarak öne sermek. Bu böyle diyor, bu böyle diyor demek yerine biz Fatıma'da birleşebilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani nihayetinde şunu söyleyerek sözlerimi toparlamak istiyorum. Hani şeriatı da çok güzel özetliyor Fatıma'da kitabında. Bir sözüyle, artık Fatıma kimdirden ziyade ne yapmalı sorusuna geçmeli diyor. Ve İslam dünyasını kurtaracak reçetenin de ne yapmalı sorusundan geçtiğini söylüyor. Ben de ek olarak şunu söylemek istiyorum. Fatıma olmak nasıldır, Fatıma nasıl olunur sorusu üzerinden yola çıkmak gerekiyor. Yani tüm erdemleri hayatımızın temel hedefi haline getirmemiz gerekiyor. Adalet, dürüstlük, cömertlik. Hani biz bunları bazen üzüyle, bazen övgüyle, bazen gözyaşıyla anlatırız. İşte üç gün aç kaldıklarını, bir yoksula nasıl son yiyeceklerini verdiklerini, bunun için ayet geldiğini vesaire vesaire. Bunları çok hayranlıkla anlatırız. Ama bunları hayatımıza uygulamaya geldiğinde birdenbire başka bir şeye dönüşüyoruz. Yani sanki orada ona hüzünlenen kişi biz değilmişiz gibi. Ümmetin en büyük imtihanı bana göre bu anlamda mal. Malla imtihanı. Ve biz bunu Ehl-i Beyt'i yeterince dert etmediğimiz için, anlama açısından dert etmediğimiz için kaybettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla da her şeyin bir sebebi vardır. Dünyada olan her şeyin bir sebebi vardır. Eğer dünyada bugün Müslüman toplumlarda zulümler çok fazla artmışsa, çok fazla haksızlıklar artmışsa, çok fazla yenilgiler yaşanıyorsa, bunun emin olun doğrudan sizinle benimle ilgisi var.
Biz sizin bizim sorumluluğumuzu yapmayışımıza, özel hayatımıza bir Müslüman gibi davranmayışımızla çok ilgisi var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu konuşmalarından dolayı Sayın Necla Saydan'a teşekkür ederiz. Efendim, kendisine plaketleri takdim etmek üzere Avcılar Ehlibeyt Platformu Kadın Kolları Başkanı Sayın Fatime Nur Aslan Erdem'i arz ederim. Şimdi de şiirlerini seslendirmek üzere Sayın Ferah Otay'ı salavatlarınızla arz ederim. Nebiler, Resuller geldi dünyaya, Kabe'den doğanı bir Haydar oldu. Nur saçtı Kabe'den arşı semaya, arzı aydınlatan Nur Haydar oldu. Peygamber Efendimizin göz nuru Hazreti Fatıma'nın ve velayetin lideri İmam Ali Aleyhisselam'ın doğum günü hepimize kutlu olsun. Dedim, Arif beyan et, kimdir Betül-ü Zehra? Dedi, İrfan ehlinin ezberidir Fatıma. Dedim, Kur'an'da var mı hakkında inen ayet? Dedi, Resul Ekrem'in Kevseri'dir Fatıma. Tanıyanlar Zehra'ya müptela olur her dem, muhabbetiyle onun unutulur tüm elem. Varlığını borçludur ona Adem ve alem, yaratılış nurunun mihveridir Fatıma. Dedim, aydan parlaktı, nurlu idi cemali. Dedi, gelmez beyana onun eşsiz kemali. Dedim, var mı alemde bir dengi ve emsali? Dedi, Hakk'ın emsalsiz eseridir Fatıma. Mesihilerin inat eylediği zamanda mübahale ayeti nazil oldu Kur'an'da. Fatıma'da var idi işte o gün meydanda, Mumine hanımların serveridir Fatıma. Dedim, hasta kalplerin Fatıma'dır tabibi. Dedi, Kevser suresin odur elbet sahibi. Dedim, çok sever idi onu Allah Habibi. Dedi, Resul'ün canı yeridir Fatıma. Onu incitenlerde yoktu Allah korkusu. Kör etmişti onları mavkam mevki tutkusu. Alırdı Habibullah ondan beheşt kokusu. Cennet âlanın miski amberidir Fatıma. Dedim onu sevenler eder mülke kanaat. Dedi, mevbettetinde vardır ebedi hayat. Dedim, yarenlerine edecek mi şefaat? Dedi, ahde vefanın gevheridir Fatıma. Nuruyla aydınlatır gökte şems ile ayı, sevenlerin kalbinden giderir gam tasayı. Zulmette kalmaz mumin severse Fatıma'yı. Aydınlık geleceğin seheridir Fatıma. Dedim,
Beytül Ahsan'da gece gündüz ağladı. Dedi, baba diyerek ciğerini dağladı. Dedim zulm karşısında şecaatle çağladı. Dedi, hakkın batıla zaferidir Fatıma. Alemleri kuşatan hak nurun nişanesi, onunla hayat bulur bizlerin kalphanesi. Hasan'ın ve Zeynep'in gözü yaşlı annesi, Ali'nin canı, eşi, yaveridir Fatıma. Dedim kim getirecek mazlumun baharını? Dedi, oğlu söndürür yüreklerin narını. Dedim, biraz tarif et nurani didarını. Dedi, Habibullah'ın benzeridir Fatıma. Salavat. Efendim, sunmuş olduğu dinletilerinden dolayı Sayın Ferah Ota'ya teşekkür ederiz. Şimdi selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Avcılar Belediye Başkanımız Avukat Sayın Turan Hançerli Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün 8 Mart vesilesiyle birkaç etkinlikte bulunduk. Hazreti Fatıma'nın doğum günü etkinliği. Her ikisine baktığımızda zulüm görenler var ve Allah kimseyi sevdikleri kulunu zulmedenlerden etmesin. Hazreti Fatıma'nın gördüğü zulmü ben tabii sizlere anlatacak değilim. Bunu bilen biriyim. 8 Mart'ta buradan 12 saat uçak mesafesi 150 yıl önce yine kadınların yakarak öldüğü bir gün. Zulüm görenler, acıyı yaşayanlar, zulmedenlere karşı birlik olduğunda, beraber olduğunda dünya inşallah daha yaşanılır olur. Dünyada acı, elem, keder yerini huzura, güvene, dayanışmaya ve mutluluğa bırakır. Onun için de her kim olursa olsun başkasının nasıl inanacağına, başkasının nasıl inandığına ya da başkasının nasıl yaşayacağına ve nasıl yaşadığına asla müdahale etmemeli, edememeli. İşte özgürlük, işte eşitlik, işte adalet hepimizin ama hepimizin ihtiyacı. Biz avcılarımız da eşitlik için, adalet için ve birlikte ortak yaşamı, güzel yaşamı kurabilmek için el ele olacağız ve hep sizlerin yanında iyilerin, güzellerin, zulmedenlerin karşısında yer alanlarla el ele birlikte güzel şeyler yapmak için çalışacağız. Avcılar Ehl-i Beyt platformuna bu güzel etkinlik için ben de teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarında, faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Tüm katılımcıları, tüm misafirleri de hepinizi sevgi, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok özür dileyerek programın belki bir bölümünde, yarısında ayrılmak zorunda kalacağım için de çok özür diliyorum. Çünkü yetişmem gereken, gitmem gereken yerler var. Ve gün içerisinde yetişemediğim yerler olduğunda, selam veremediğim yerler olduğunda
gönül kırılıyor diye, insanların gönlü kırılıyor diyor. Ben çok rahatsız oluyorum, üzülüyorum. Birçok yere de gerçekten yetişemiyoruz çünkü büyük bir kentte yaşıyoruz. 450 bin'e yakın, 448 bin nüfuslu bir kentte yaşıyoruz. Dolayısıyla 448 bin kişinin başkanı olmak da, işte bir de eşitlik iddiası varsa biraz zor oluyor. Erken ayrılacağım için de özür diliyorum. Sağ olun. Yapmış olduğu konuşmalarından dolayı Avcılar Belediye Başkanımız Avukat Sayın Turan Hançerli Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Kendisini yerini almadan tekrardan sahneye rica edeceğim. Kendisine bereketlerini takdim etmek üzere Kaçkar TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Küpeli'yi arz ederim. Edeceğiz. Şimdi şiirlerini okumak üzere kıymetli kardeşimiz Asude Aslan'ı salavatlarınızla arz ederim. Kimdir hanım Fatıma, peygamberin evladı? Kimdir hanım Fatıma, babasının annesi? Kimdir hanım Fatıma, Allah'ın sevgilisi? Kimdir hanım Fatıma? Kevser Kur'an suresi. Kimdir hanım Fatıma? Peygamberin gözünün nuru. Kimdir hanım Fatıma? İmam Ali'nin yâri. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kıymetli kardeşimiz Asude Aslan'a dinletilerinden dolayı teşekkür eder. Yüce Rabbimizden kendisini Ehl-i Beyt'in kutlu yolundan ayırmamasını niyaz ederiz. Ben senin şiirini nasıl yazayım ki? Bu sözler ya Zehra layığın olsun. Seni gönüllere nasıl dizeyim ki? Dünya benim gibi aşığın olsun. Efendim şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermani Altun'u salavatlarınızla arz edelim. Avcılar Ehl-i Beyt Vakfı Formu değerli Başkanı İsmail Aslan ve arkadaşlarla bu kutsal organizasyon yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca çok saygı ve sevgi duyduğum Yine Avcılar Belediye Başkanımıza ve onur üyemiz olan 30 yıldan beri Ehl-i Beyt'in kutsal hizmetinde beraber yürüdüğümüz yine Kadir Akaras Hocamıza aynı şekilde kendilerine hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli bacılarımız, kardeşlerimiz, sizler hepiniz Ehl-i Beyt'in yüce güllerisiniz. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki, kim ki Ehl-i Beyt'e en ufacık bir hizmet eylerse, o Ehl-i Beyt ailesindedir. Onun için bugün Ehl-i Beyt yolunda hizmet edenlere ne mutlu. Ayrıca Ehl-i Beyt bugün insanlığın kurtuluşudur. Şöyle bir dünyaya bakın, İslam dünyası içinde terör, vahşet, kadın düşmanlığı, insan düşmanlığı, ayrım, kayırım, her şeyi görürsünüz. Ama Ehl-i Beyt toplumu ve Ehl-i Beyt inancı bu felaketlerin içinde yoktur. Bütün terör gruplarının arkasında emperyalizm ve siyonizm bulunmaktadır. Ve bunlar bütün dünyayı kana bulamaktadır. Ve bütün terör gruplarına bakıyorsunuz ki aynı merkezler. Ama Ehl-i Beyt inancında ne bir grup ne bir insan göremezsiniz. Çünkü Hazreti Ali'nin kainatın büyük ışığı, onun yaktığı meşale, evlatları, nesilleri, alimleri, velileri, düşünürleri, dahileri, şairleri, hepsi tüm
insanlık dünyasında büyük bir pusula olmuşlardır. Türkiye ne zaman kaybederiz? Ne zaman birliğimizi kaybederiz? Anadolu İslam'ını kaybettiğimiz zaman. Çünkü Anadolu İslam'ı %100 ehl-beyt referansıdır. Bugün mezhep erbabı zaten aynı şekilde. Ama onları unutturmaya çalışıyorlar. Biraz önce bacımızın belirttiği İmam Azam Hazretleri, yani Hanefi mezhebinin imamı, 43 yıl zindanlarda ehl-beyt uğrunda yatmıştır. Ve sonunda beni binlerce parçaya bölseniz her parça ehl-beyte gider demiştir. İmam Şafii aynı şekilde. Ali neyse ben oyum. Ali haktır, Ali uludur, Ali Muha, Resulullah'a, Ali Yaradan'a götüren en büyük yoldur demiştir. Aynı şekilde akıbete uğramışlar. Onun için demek ki sevginin, muhabbetin, kadın erkek eşitliğinin, ilmin, tasavvufun, bütün güzellikleri, yani Yüce Rabbimiz bütün insanları aynı ortak değerlerle yaratmıştır. Bütün dinlerin varlıkları da insanlar o ortak değerlere sahip olması içindir. Yani Yaradan'ın verdiği en büyük servet akıldır. Aklı doğru çalıştıranlar ehl-i kamildir. Çalıştırmayanlar cahildir ve ters çalıştıranlar da zalimdir. İşte o Yüce Şahin Erdem Hazreti Ali diyor ki, bizim diyor, nezdimizde diyor, bizim nezdimizde diyor, en diyor, yüce insan, maneviyet ve marifet sahibi olan insandır. Ve yine diyor ki, Ebeviler ceketleri ters giymişler. Yani bizim ilmimizde, yaşamımızda, hak yolunda zulüm yoktur, katliam yoktur, kadın düşmanlığı yoktur, farklılık düşmanlığı yoktur. Bizim nezdimizde ve bizim yaşamımızda muhabbet vardır, marifet vardır, medeniyet vardır, hak vardır, hukuk vardır, dayanışma vardır, paylaşma vardır, yüksek ahlak vardır. Bu değerlere sahip olan insanlar haklı olur. İşte Ehl-i Beyt'in bereketi, Ehl-i Beyt'in tüm insanlığa tuttuğu meşale ve pusula budur. Anadolu'dan Balkanlara, ta Çin'e kadar Hoca Ahmet Yesevi'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, binlerce, on binlerce şairler, veliler düşünürler. Hepsi bu muhabbetin, hepsi bu ilmin merkezinden fışkırmışlardır. Onları bize kaybettirmeye çalışıyorlar. Ben bir gün 5-6 sene önce Irak'ta Türkiye arasında bir gerginlik vardı. Cumhurbaşkanı, Başbakanı davet etmişler. Ayrıca bir İslam'a birlik toplantısı yapmışlardı. Orada konuşmamı 3-4 sayfa hem Arapça'ya çevirmişler de İngilizce. Konuşmamdan önce Hasan Kanatlı Hoca da vardı. Baktık bir karışıklık. Hasan Hoca dedi ki, ya başkan çok dedi bir şey var, olay yaşayabilir miyim? Senin konuşmanda işte İslam birliği için Yezid'e, Maviye'ye muhabbet duyan insanlarla nasıl birlik olabiliriz? Ne demek yani? Efendim o Yezid kelimesi, Maviye kelimesi konuşmadan çıkarılmasını istiyorlar. Hayır. Ondan sonra onlar bıraktı gittiler ve İnanç Bakanı Tayyip Bey'le devam etti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bugün İslam birliği, yani İslam kardeşliği, seni katleden, seni boğazlayan, kadınları zincirlere bağlayıp onları pazarlara götüren, kadını eşya olarak kabul eden ve Ehl-i Beyt'e hakaret edenler ve gittikçe çoğalmaktadırlar. Çünkü emperyalizmin, siyonizmin maddi desen görmektedir. Bugün dünya belki 1400 yıldan beri, yani bugün yaşanan Kerbela'da binlerce misli daha fazla bir seyir halindedir. Onun için kurtuluş Ehl-i Beyt'tir. Mevlana diyor ki, Ali sevgidir, Ali haktır, Ali ilimdir, Ali beni hakka götürecek en büyük yoldur diyor. Ali ilmi olmasaydı ben bir canlı varlıktım diyor. Bugün Mevlana'yı da saptırmaya çalışıyorlar. Sanki uzakmış gibi eğilmeyi. Yunus Emre'yi biraz önce bacımızın belirttiği için bütün o kutsal değerleri başka yönlere lanse etmeye çalışıyorlar. Onun için değerli dostlarım, siz Ehl-i Beyt dostlarımız, demek ki bugün bize daha çok büyük görevler düşmektedir. Ama tabii bizim emperyalizm ve siyonizm karşısında o duruşumuz
tüm dünya insanlığı da bunu fark etmeye başlamış. Yani bütün dünya insanlığı şunu görüyor. Ehl-i Beyt inancında, Ehl-i Beyt toplumunda zulme karşı tek yürek, hiçbir şey düşünmeden. Bu Hazreti Fatime'nin de, Hazreti Resulullah'ın da, Hazreti Ali'nin de ve bütün Ehl-i Beyt dostlarının ve bütün Hazreti Hasan'ın da, Hazreti Hüseyin'in de Kerbela mücadelesinin bir devamıdır. Ve ayrıca Hazreti Ali o gün için değil, bugün için de bir kurtulmuştur. Yani Mevlana'nın dediği gibi Ali dündür, bugündür, yarındır ve gelecektir demiştir. Bakın Hazreti Ali demiş gibi mesela 1400 yıl önce bir devlet Beytül Mal'a dokunursa, bir devlet Beytül Mal üzerinde siyaset yaparsa o haram ve günaha bulaşmış olur. Ve o devlet çökmeye mahkumdur. Ayrıca Ehl-i Beyt'e düşman olan bütün bugüne kadar ister devlet olsun ister toplum olsun mutlaka helak olmuşlardır, belalarını bulmuşlardır. Beytül Mal toplumun tüm beraberce oluşturduğu ülkedir. Buna aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk de uymuştur. Atatürk Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirirken kendi maaşından parasını vermiştir. O zaman Diyaneti sadece bir denetim kurulu olarak konuşturmuş ve bir Ehl-i Beyt dostu ama tabii zor şartlarda bir kurtuluş savaşı vermiştir. Ve o zaman onların maaşları sadece halkın desteği, bütün din adamlarının bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira gelirlerine karşılanmıştır. 1965'e kadar, 1965'te bütçeye dahil edilmiş, düşünebiliyor musunuz? Ve demiş ki, yani şunu söyle, yani şunu biz her zaman söylüyoruz. Yine Hazreti Ali'nin de söylediği gibi, Yüce Rabbimiz insanlara iki manevi değer veriyor. İnanç ve sevgi, başkasının buna karışması, bir devletin karışması, lanse etmesi, taraf olması günahtır. Devletin dini adalettir demiştir. Yani bir yerde adalet yoksa, haklılık yoksa, o zaman orada insan da yok. Onun için bugün devlet yaşamında, toplum yaşamında Hazreti Ali büyük bir meşale pusuladı. Yani geçmişte şimdi bazı tarihi değerler vardı. Geçmişte bir görev yapmış, geçmiş gitmiş. Ama bugün Ehl-i Beyt bizim tasavvufumuz, kültürümüz, edebiyatımız, yaşamımız, birliğimiz, Ehl-i Kamil olma harcımız, yaşa her şeyimiz yani. Adaletimiz, medeniyetimiz, merhametimiz bütün Ehl-i Beyt'in o yüce ilminde kalmaktayız. İlim bir noktayıdır diyor Hazreti Ali, cahiller çoğalttı. İlim bir noktayı, cahiller çoğalttı. Onun için onun bütün söylemleri, onun bütün vecizeleri her birisi insanlığın yaşamı için, birliği için birer kusuradır. Düşman vurmakla bitmez diyor. Dost kazılacak. Kazandığınız her birisi olsa düşmanları tasfiye etmiş olursunuz. Yani öldürmek yok. Kim öldürür? Zalimler ve cahiller ancak yok etmekle yani o hırsla. Hırs, nefis, kibir insan için üç büyük felaket. O felaketin içinde olanlar bütün kötülükleri yaparlar. Onun için biz bu kutsal Ehl-i Beyt evladı olarak biz bu mücadelede hiçbir zaman eğilmedim. Ben 52 yıl, yani 68 kuşağı, 68'e de Ehl-i Beyt dergisi çıkarıyorduk arkadaşlarımız. Ve 300'e yakın Ehl-i Beyt geceler ta o zaman Avrupa'dan Türkiye'de. 12 Mart geldik, kapattılar falan şimdi. Ama hiç yılmadık, hiçbir şeyden de yılmadık. Bugün aynı şekilde devam ediyoruz yani. Yaşımızın ettiği süreye kadar. O bakımdan bugün Ehl-i Beyt demek ki bizim bilhassa Anadolu İstanbul'u için yani. Yalnız Anadolu değil, ta Çin'e kadar. Bu meşaleyi daha çok yukarılara kaldırmamız gerekiyor. Eğer Fatıma'yı seviyorsak, eğer Ehl-i Beyt'i, Hazreti Ali'yi seviyorsak, herkes bir demek ki zamanlı ve imkanlı harcaması gerekiyor. Sevgili dostlarım,
Yani Peygamber Efendimiz Fatıma yetişirken bir ilim hanımefendisi olarak yetişmiş. Hatta bir gün bir kabil geliyor, diyor ki Fatıma 16 yaşında 100 tane deve vereyim, yok 10 kilo altın vereyim de Fatıma'yı istemeye geldim diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sen git develerinle altınlanma yaşa. Fatıma daha küçüktür, Fatıma sana göre değildir diyor. Fatıma'nın gideceği yer belli. Fatıma çünkü zaman zaman yanında oturup hatta tanışırdı. Kapıdan içeri girdiği zaman kalkar, kucaklar ve onu başucuna oturup istişare eder. Fatıma ayrıca Hazreti Resulullah'ın hukukundan, nefesinden ve onun muhabbetinden yetişmiştir. Onun emsali ancak Ali'dir demiştir. 18 yaşta geldi. Bugün din adına bir sürü sapıklar ortada dolaşıyor. Yok 6 yaşındaki kız çocuğu bilmem. Bak 18 yaşında Hazreti Ali'ye evlenmiştir. Ve Fatime simge olmuştur. Anadolu'da bütün kainatta insanlar aşure dağıtırken Hazreti Fatime anamızın ruhu şad olsun. Ali Efendimizin ruhu şad olsun. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu şad olsun. Hazreti Hasan Efendimizin ruhu şad olsun. Onlar mübarektirler. Hazreti Hasan 6 ay görev yaparken insanlar geliyor. Ya Hasan diyorlar. Ya işte senden önce, işte babandan önceki halifeler yakınlarına birçok şeyler dağıtırlardı. Birçok destekler. O kabul etmiyor. Babam ne yaptıysa ben onu yapacağım diyor. Yoksul olanlara ihtiyaç sahibi olan, yani Beytülmal'dan Hazreti Ali ve oğlu Hasan da o 6 ay görev süresinde Beytülmal'dan ve liyakattan santim şaşmamışlar. O bütün kainat insanlık için örnek olmuştur. Bak bugün insanların kurtuluşunda, toplumların kurtuluşunda Hazreti Ali'nin o Mısır abalisine yazdığı mektuplar, o bütün örnekler, yani Hazreti Ali'nin dediği bugün binlerce kitap var. Belki 10 saat konuşsak bunlara asla yetiremeyiz. Onun için sizlere bu muhabbetler, bu büyük hizmetten dolayı size hürmetlerimi sunuyorum. Kıymetli bacılarımız, kardeşlerimiz ve değerli dostlarımız, hepinize ve hepimizin geleceği için, ülkemiz için, Ehl-i Beyt'in hakim olması için ve kurtuluş için, Ehl-i Beyt'in mutlaka hakim olması için dua ediyoruz ve o geleceğe sabırla bekliyoruz. Kurtuluş Ehl-i Beyt'tedir diyoruz. Saygılarımla. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermane Altun'a teşekkür ederiz. Kendisine plaketlerini takip etmek üzere gazeteci yazar. Efendim şimdi yine bir şiir dinletisiyle devam edeceğiz. Dinletilerini gerçekleştirmek üzere şair ve yazar Sayın Musa Dede'yi salavatlarınızla arz ederim. Sordum babanın tabirini. Dedi baba candır. Damardaki kandır. Arkamdaki direktir. Ananın tabirini sordum. O dedi kalptir, gönüldür, yürektir. Sordum başka, o dedi bir melektir. Melektir. Sayın protokol, sayın konuklar, hepinize hoş geldiniz. Dileklerimle bütün annelerin, babaların gününü kutluyorum. Bu güzel, kıymetli, bu güzel, çok önemli bir günde sizden bir ricam olacak. Bu program daha önceden sunulduğu için dün annem kalp krizi geçirdi. Şu anda hastanede.
tüm şehitlerimizin anneleriyle beraber, siz de değerli annelerle beraber anama dua istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Nur ikiye bölündü. Biri oldu Ahmet, biri sen. Adem balçıktan yaratıldı. Ruhumda yine sen. Asif getirdi tahtını Belkıs'ın. Asif'in bildiği ilimde vardın yine sen. Ordusu Musa'nın susuz kalmıştı. Açtı ellerin Musa, dua etti Allah'a. Emir geldi duanla, vur asanı kayaya. Musa'nın okuduğu duada vardın yine sen. Nuh'a tufan olmadan bir levha verildi. Bin gemiye ey Nuh, oku levhanı emredildi. Melekler seni korur o korkunç tufandan. Okurken o levhada, zikirlerde yine sen. Dünyaya gelmeden Kabe yarıldı aldı seni. Melekler ebel oldu, cennet dizi sardı seni. Tam üç gün bayram etti melekler. Açtı Allah, kutsadı seni. Allah'ın evi Kabe'de dünyaya gelen yine sen. Arı gülden aldığı acı tüfek çiçek tozunu, peteğe koyunca zikrederler adını. Emir gelir ilahiden, ey arı, söyle bu adı, şirin olur acı tol, senin adın da ya Ali. Can bedenden çıkmadan mefta diyer ya Ali. Melekler sorgusunda kabirden kurtar beni ya Ali. Kabir adım duyunca mahcup olur ya Ali. Fakirler yoğun gözler, sırtındaki çuval diyer ya Ali. Aç yetimler seni bekler, analar diyer ya Ali. İçinde taş kaynayan kazanlar diyer ya Ali. Onlara bir umuttun, beklenendin ya Ali. Hangi taşı kaldırsan orada yazar ya Ali. Hangi kalbi açarsan orada yatarsın Ali. Gönül kapılarında hep sen varsın ya Ali. Ne zaman darda kalsam seslenirim ya Ali. Ya Ali, ya Ali. Nehcül belagadır senin olurlu sözlerin. Anayasa olmalı senin doğru gözlemin. Hak yerini hep bulur Kur'an'daki özlemin. Sen Maide 55'in velisisin ya Ali. İşte budur benim Mevlam, adı geçer her yerde. Alem sana kurbandır, yaşarsın sen kalplerde. Tevrat'ta vardır şanın, adın geçer İncil'de. Bunu sana Allah verdi, seçilmişsin ya Ali. Kur'an'da adın geçer
emir sahibidir senin. Cennetin etlidir ki vücudunda kokan tenin. Aşta adın kondu Ali, arzda Yasin'in haydarı. Sen Allah'ın emaneti, canlı Kur'an'sın ya Ali. Sen Allah'ın emaneti, canlı Kur'an'sın ya Ali. Ya Ali, ya Ali. Saygı sevgili. Yapmış olduğu dinletilerinden dolayı şair ve yazar Sayın Musa Dede'ye teşekkür ederiz. Efendim bir plaket takdimimiz daha olacak. Plaketlerini almak üzere 14 TV Gülistan program yapımcısı Sayın Yaşar Topkaya'ya salavatlarınızı arz ederim. Kendisine plaketlerini takdim etmek üzere Muhammed Mustafa İlim ve Kültür Derneği Onursal Başkanı Sayın Cevdet Bayageldi Beyefendi'ye salavatlarınızı arz ederim. Mucizeler gecesi, göklerin emaneti, Rabbinden Habibine indi zehra ziyneti, taçlandırdı eminin ruh inen hanesini, selamladı gök ehli aşkın nişanesini. Efendim şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ehlader Genel Başkanı Sayın Kadir Akaras Beyefendi'ye salavatlarınızla arz ederim. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti siz değerli Ehl-i Beyt dostlarımızın üzerine olsun. Ve Ehl-i Beyt'in rahmet bölgesi altında özellikle Fatıma-tü Zehra ve Ali-i Murtaza'nın rahmet kuması altında mutlu, huzurlu bir yaşam Rabbim sizlere ve tüm ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Amin. Bu program geçen hafta yapılacaktı. Ancak ertelenmiş oldu, ülkemizin yaşamış olduğu bir takım sıkıntılardan dolayı. Dolayısıyla geçen hafta konuların ağırlığı Fatıma olacaktı. Bu haftaya sarkınca bugün 13 Recep Hazreti Ali'nin mübarek veladet günü. Ve güzel de bir tevafuk oldu. Nasıl olsa hem gök aleminde Ali Fatıma zevcedir, hem yer aleminde Ali Fatıma beraberdir ve hem de bu programda beraber anmış oluyoruz ikisini bir arada. Fatıma, Hazreti Resul-i Kibriya'nın nübüvvet iddiasının ispatıdır. Peygamberimizin peygamberlik vazifesinin altına Fatıma imzası atılmış. Ali-i Murtaza, Resul-i Kibriya'nın canı olarak yine İslam'ın bekasını sağlamıştır. Aslında bizim hem yaşam sebebimizdir, hem varlık sebebimizdir bunlar. Levlâke levlâk, Allah-u Teala Hazreti Resulullah ve onun ehl-i beyti olmasaydı bu dünyayı niye yaratsın? Bütün dünyayı emperyalist emelleri uğruna kana bulayan Amerika için mi yaratacak Allah? Yoksa Orta Doğu'nun kalbine saplanan İsrail için mi? Yoksa dünyevi menfaatleri uğruna dini ve dindarı
Ali ve evlâd-ı Ali'yi Kerbela'dan bugüne kadar katliam eden katiller için yarattı bu dünyayı. Rabbimiz aslında bu varlık alemine peygamber ve onun seçkin ehli beytini bir gül olarak yarattı. Hem bizler hem diğerleri de o gülün etrafındaki otlar gibiyiz, yeşillik olsun diye yaratmıştır. Şimdi hakikati, gerçeği bu. Kim bu gülün kokusunu almışsa gülistan olmuştur. Kim almamışsa ot gibi yaşamış, ot gibi bitmiştir. Dolayısıyla Ali'yi zikretmek, Fatıma ismini zikretmek ibadet ise ki Peygamberimiz buyurdu, onların ismini söylemek ibadettir. Dile cari ettiğin zaman ibadet etmiş oluyorsun. Bir de düşün ki onların aşkını ve sevgisini kalbine ettiğin zaman o kalpten yeşerecek güzellikler neler olur? O güzellikler insanlık alemine sunulmasın diye ilk günden Emevi emperyalizminin günümüze kadar devam eden Ehlibeyt'e karşı uygulanan sansür ve onları toplumun dışına itme, onların dostlarına çeşitli iftiralar ve çeşitli zulümlerle onları insanlıktan uzak tutmak. Acaba bu dünya sevgi dünyası, barış dünyası, adalet dünyası olursa bunca kötü insanlar bu dünyada yaşama hakkına sahip olabilirler mi? Onlar kendileri yaşasınlar diye bu güzellikleri yok ederler, yok ediyorlar. Bugün de, dün de öyle. Hazreti Fatıma-i Zehra'nın Kevser olarak insanlığa sunulması ve o Kevser'in bereket dolu olması, bereketli bir Kevser'dir. Tektir sayı olarak ama bereketi o kadar çoktur ki o günden günümüze kadar hem evlat sayısı 100 milyona yakın bir seyyid vardır bu dünyada Fatıma evladı ve hem de onun manevi bereketi olarak dünyada ehlibeyt aşkı ve sevgisi insanlığın hamur mayası olmuştur. O sevgiden mahrum olanın adı Ali ve evlada Ali'den, Fatıma sevgisinden mahrum olanın adı hiç fark etmez. İster adına Müslüman desin, ister kafir desin, ister Hristiyan desin, ister Yahudi desin. Neden? Çünkü bakın, bu sözümü abartı bulmayın. Bir hac ibadeti ibadetlerden bir tanesidir. Yerine getirilmediği takdirde kıyamet gününde Allah-u Teala ona diyor ki İslam'dan başka bir din seç kendine. Bir ibadetin cezası buysa ki Müslüman değilsin, çık başka bir dinle gel karşıma diyorsa bu dinin hamur mayası, bütün ibadetlerin kabul şartı olan Ehlibeyt sevgisinden yoksun olan adına Müslüman dese sizce Allah onu kabul eder mi? Etmeyecek. Bu dünyada da etmeyecek, orada da etmeyecek. Ve yine Ali-i Murtaza'yı Mubahele ayetinde Resul-i Kibriya Allah'ın diliyle ifade ettiğinde enfusena, canımızı ortaya koyalım derken Peygamber canım dediği Ali'yi ortaya sahaya getiriyor. Ve Ali-i Murtaza Peygamberimizin hem Zülfikarıydı, Esedullahıydı ve hem de Peygamberimizin canı ve kalbiydi. Dolayısıyla Ehlibeyt Peygamberimizle birlikte bu dinin kurucu üyeleridir. Onlardan herhangi birisini saf dışı bıraktığınız zaman bu dinin kurucu unsurlarından birisini siz dışlamış olursunuz. Onların ilmi ki Hazreti Ali buyurdu ilmun allemahullah nebiyyehu fehuve allemeni. Bu bir ilimdir ki Allah peygamberine öğretti ve peygamber de bana öğretti. Onun için peygamberimiz buyurdu ki ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır.
bana gelmek isteyen Ali kapısından gelsin. Onun içindir ki Fatıma geldiği zaman Peygamber Resul-i Kibriya Eşref-i Enbiya ayağa kalkar, ben Fatıma'dan cennet kokusu alırım buyururdu. Bunlar sadece bir insanın marifet ve gönül dünyasında tekamüle erişip kamil insan olmasından dolayı değil. Bu kemali sadece ibadete yönelenler olarak algılamış olsak yanılırız. İmam Ali peygamber sahabesini tanımlarken diyor, peygamberin sahabelerinin bir kısmı vardı ki peygambere soru sormazdılar. Beklerdi birileri sorsun, bu da öğrensin. Bir kısmı vardı ki zaten kendisini sözde ibadete vermişti, hiç dinle alakası yok. Bir kısmı vardı, dünyaya dalmıştı, dinle alakası yoktu. Bir kısmı vardı ki kapasitesi zayıftı, peygamber ne anlasaydı anlamıyordu. Onun için dünya, din, ahiret her şey deveydi, koyundu, çöldü, ahırdı, samandı, ottu. Ama diyor ben peygamberden soru sorardım, sorardım, sorardım. Sonra acaba peygamberi rahatsız ediyor muyum diye sustuğumda peygamber susmazdı, bana anlatırdı, anlatırdı. Şimdi Ali-i Murteza sahabelerden herhangi birisi gibi insanlığa sunulmuş olsa işte o gün insanlık kaybeder. Önü teşim kaybeder. Müslümanlar peygamberimizden 300 yıl, 500 yıl, 600 yıl sonra gelen İmam Buhari'nin, İmam Rabbani'nin şunun bunun kitaplarını baş tacı eder, 1400 yıl sonra gelen Said Nursi'leri şunları bunları baş tacı eder ama Nehşübelağa'yı tanımaz. Şimdi bu ümmet iflah olacak bir ümmet. 1400 yıl kuşaktan kuşağa binlerce İsrailiyatın karıştığı hadislerin içerisinden ben peygamberin kurtuluş reçetesi olan dinini tanıyabileceğim diyen bir mantık Ali-i Murteza'nın Nehcül Belagası'nı tanımayacak. Bu hangi mantıkla biz bunu kabul edebiliriz? Ha, sunduğumuz reçete Nehcül Belaga dünyayı adalete götüreceği için zalimler bunu istemez, bunu örtbas etmek ister. İmam Ali Aleyhisselam valilerinden birine bana 10-15 dakika vakit verilmiş, tam da dakikaların bitmek üzere olduğunu bildiğim için son cümlemi söyleyip vakti fazla geçmemeye gayret ediyorum. Osman İbni Huneyf ismindeki valisine buyurdu ki, onun bir yanlış davranışından dolayı eleştiriyor, ona yazdığı mektup uzunca bir mektuptur. Bir cümlesini söylüyorum. Diyor ki, el-adlu se'atun, ey insanlar, ey Osman İbni Huneyf, adalet geniş bir çerçevedir, bir alandır. Ve men zâka aleyhil adl, fe'elem el-cavru azyar. Adaletten sıkılan insanlara zulüm daha dar bir alan oluşturacaktır, bunu bilirsiniz. İnsanlar adalet istemiyor. Hepimiz yalandan diyoruz, adil devlet istiyoruz. İnsanlar adil olsun, adil yargılama olsun, şu olsun, bu olsun. Vallahi yalan söylüyoruz. Çünkü o adalet anlayışı kafamızda benim istediğim olursa adalet. Benim yerime karar verilmediği zaman diyorum burada zulüm. Bu haksızlıktır. Hepimiz kendimizden yana olan şeye adalet diyoruz. İmam Ali diyor ki böyle değil. Hakkı başkası için de isteyin. Adaleti başkası için de isteyin. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşanılabilir. Yani şöyle diyelim, ortada bir 100 lira varsa adalet diyor ki bunun 50 lirası senindir, 50 lirası benimdir. Ama bu adalete razı değilsen, illa 100 lira benim olsun diyorsan, zulüm gelir, hakim olur, 100 liranın tamamını alır elinden.
canını alır, malını alır, namusunu alır. Bugün Orta Doğu'da yaşananlara bakıyoruz. İslam'ın adaletinden uzak kaldıkları için zulüm geldi, hakim oldu. Canlarını da yaşayamıyorlar, hayatlarını da yaşayamıyorlar. Yaşayamıyoruz daha doğrusu. Onun için bu günler Ali Murtaza'nın veladet günü, Fatıma-tü Zehra'nın veladet günü sadece bir doğum günü değil. Sadece bir araya gelip de onları andık, bu değil. Elbette o da değerlidir. Bunu inkar etmiyoruz. İbadetler takva gibidir, aşama aşamadır. Aşama aşamadır. Derece derecedir. Kerbela'ya ağlamak da sevaptır ama yetmiyor. Hazreti Fatıma'nın dünyaya gelişine sevinmek ibadettir ama yetmiyor. Nereye kadar? Onlar bize ne istiyor? Nasıl bir insan olmamızı istiyor? İnsan olarak. İslam, Müslüman olmadan önce insanların insan olmasını istiyor. Temiz bir insan, iyi niyetli bir insan, adaleti herkes için isteyen. Kardeşi gelip bir şey istediği zaman kardeşine de yok diyor. Böyle şahsiyetleri tanımayı Allah bizlere nasip etmişse tanıyabildiğimiz kadar sorumluluğumuzu da çoğaltıyor. Hem bireysel hayatımızda, hem ailevi hayatımızda, ticari, siyasi, sosyal hayatımızda. Bu sorumluluk, yani o sevinebilme, Fatıma'nın sevinciyle, peygamber sevinciyle sevinebilmek, onların hüznüyle hüzünlenmek bizde sorumluluğu da çoğaltıyor. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için de Ali gibi, Fatıma gibi, onun evlatları gibi ve o günden bugüne kadar canlarıyla, mallarıyla bu güneşin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele eden nice büyük alimler, şahsiyetler, şehitlerin yolunu devam ettirmek istiyorsak Ali dünyası çıkar dünyası değil. Sadece dünyamı kazanayım, sadece mevki ve makam kazanayım, böylece hayatı sürdüreyim deme dünyası değil. Ya Ali, seni bir dağ sevse de musibetlere uğrar. Yani sorumluluk ağırdır. Gece gündüz her zaman mücadele ederek Ali ve evladı Ali'nin, Fatıma ve Fatıma'nın, Kevser'inin, onun evlatlarının, onun bize sunmuş olduğu misyonun devamını sağlamamız gerekir. Ben sözlerimi burada sizlere, Ehl-i Beyt dostlarına, Resulullah sevdalılarına, Fatıma-tü Zehra'nın sevdalılara, Ali sevdalılarına, siz değerli bacı kardeşlerime, özellikle Hazreti Fatıma'nın doğum günü, anneler günü, anneler gününüzü kutluyorum. Hazreti Ali'nin doğum günü, babalar günüdür, babaların doğum gününü kutluyorum ve teşekkür ediyorum Avcılar Ehl-i Beyt platformuna böyle güzel bir ortamı hazırladıkları için. Bizlere de sizinle buluşma fırsatı tanıdıkları için saygılar sunuyorum, selamlar sunuyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yapmış olduğu konuşmalarından dolayı Ehlader Genel Başkanı Sayın Kadir Akaras Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Fahrettin Tunca'yı arz ederim. Efendim şimdi de methiyelerini okumak üzere toplumumuzun kıymetli gençlerinden Ehl-i Beyt meddahı Sayın Umur Tunca'yı salavatlarınızla arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Yol Aleyhisselam'ın bu kutlu vidadetini başta sahibimiz, Mevlamız, Mamzaman ağamıza, meclisimizi süsleyen değerli alimlerimize ve sizlere tebrik arz ederim. Bayramınız mübarek olsun, gözleriniz aydın olsun inşallah. Tane
nefesim var diyerim ya Ali. Ta nefesim var diyerim ya Ali. Can sana kurban ederim ya Ali. Can sana kurban ederim ya Ali. Alemi imkan mene gel naz eder, ben de sana naz ederim ya Ali. Ben de sana naz ederim ya Ali. Çoklar divane eşkindiler, ben veli divan eterim ya Ali. Ben de bir erlay gider gâhine, aşık-ı şûri de serem ya Ali. Verseler eşkinde mene zehre gâr, bağla vezinde içerem ya Ali. Adını görsem yazılıp toprağa, min yolu adı öperem ya Ali. Ali Mola Ali, sana kurban 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 Ali. Ali Ali Mola Ali, sana kurban Ali. Ali Mola Ali, sana kurban Ali. Ali Mola Ali, sana kurban Ali. Ali ey mezherek şah-ı vilayet, Ali ey layık kürsi-i hilafet, çeşni viladetin mübarek ola Mola. Şiireye ey Diyane versal yola Mola. Ali Mola Ali, sana kurban Ali. 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 Bize adın ağacın tacı şerefti, kıble-i ehli şeref şehri Necef'di. Yoktu neziri nerseye ilmi de teksen, varisi subnameye bağı fedeksen. Ali Mola Ali, sana kurban Ali. 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 Ali Ali Mola Ali, Ali Mola Ali, Ali Mola Ali. Ali Ali Mola Ali, Ali Mola Ali, Ali Mola Ali. Cismi de canım Ali'dir Ali. Tab-ı tevanım Ali'dir Ali. Gözdeki nurum Ali'dir Ali. Hem de gururum Ali'dir Ali. Ali Ali Mola, Ali Ali Mola.
nizam rehber Ali'dir Ali. Şafii meşer Ali'dir Ali. Sagi Kovser Ali'dir Ali. Ali el Mola, Ali el Mola, Ali el Mola Ali. Ali el Mola. İbadet değildir.
Allah Fatime binti Esed'i davet etti, getirdi Kabe'ye. Kabe gidip dua eder. Allah, doğum yaklaşmış, bu doğumda bana yardım et ya Rabbi. Ey Kabe'nin Rabbi, Kabe'de dua etmek amacıyla oraya davet edin. Ama Kabe'nin Rabbi ne yapar? Hazreti Fatıma binti Esed elini duaya açıp dua ederken duasının kabul olduğunu Allah Kabe'nin duvarını yararak, içine davet ederek duasının kabul olduğunu gösterir. Fatıma binti Esed girir Kabe'ye, kapısından değil, duvarda. Oraya girdikten sonra duvar yine eski haline gelir ki tarihte 3 gün Fatıma binti Esed'in bebeğiyle beraber Allah'ın yeryüzündeki en kutsal, en mübarek yeri olan Kabe'nin içerisinde saklıyor. Misafir olarak kabul eder Allah Celle Celaluhu. Ve 3 gün sonra yine aynı yerden duvar açılarak Fatıma binti Esed kucağında bebeğiyle birlikte, nuruyla birlikte Kabe'nin dışına çıkıyor. Yani ne? Yani ne? Ey Müslüman! Allah sana bir yön göstermiş. Yönünü kaybetme. Pusulanı kaybetme. Kayıp edersen ibadetten bile batildir. He? Kıbleye kılınmayan namaz namaz mıdır? Eğer yönümüz ibadette Kabe ise Kabe'nin oğlu Ali, he? Asıl pusula, asıl yön odur. Yönünü kaybetme, yoksa şaşarsın, sonunu da cehennemde bularsın. Vilayet, imamet yöndür ve tarihimizde ta Peygamber-i Zişan'dan sonra günümüze kadar o yönünü kaybedenler, pusulayı kaybedenlerin ne hale kaldığını her gün görmekteyiz. Her gün görmekteyiz. Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemler bir hadisle sözümü bitirin. Allah Resulü buyurur ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, ey benim ümmetim olduğunu iddia edip övünenler kıyamete kadar. Eğer bir gün görseniz ki bütün insanlık, bütün istisnasız bir tarafa gelir ama Ali bir başka yöne gelir. Ali'yi koyup da diğer yere gitmeyin. Aliyun ma'al hak vel hakku ma'a Ali. Ali hakla beraber, hak da Ali ile beraberdir. Hakkı koyup başkasının peşine düşmeyin. Selavat buyurun. Hazreti Fatime-i Zehra sallallahu aleyha'nın mübarek viladetini ve Hazreti Emirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam'ın da mübarek teveccüdü ki bugündür, her ikisini de bütün sevenlerine ve sizlere tebrik arz ederim. Yüce Rabbim bu dünyada ziyaretlerini ahirette şefaatlerine bize nasip eylesin. Allah'ım sen hak vererek Muhammed Ali Muhammed hürmetine elimizi açalım duaya. Rabbimizden isteyelim. Rabbimizden talepte bulunalım. Allah Kabe hürmetine. Ya Rabbi Kabe'nin oğlu Ali-i Murtaza hürmetine. Ya Rabbi peygamberin kalbinin meyvesi Fatime-tuz Zehra hürmetine. Allah'ım Ya Rabbi bizleri haktan, hakikatten ayrı salma. Ya Rabbi bizleri Muhammed Ali Muhammed'in yolundan ayrı sarma. Allah onların marifetini hepimize nasip eyle. Onları tanıyıp yolunda gitmeyi hepimize nasip eyle. Allah dilinde Alici olup amelinde Maviyeci olanlardan eyleme ya Rabbi. Allah sana ant vererek Muhammed Ali Muhammed hürmetine bugün anneler günüdür. Annelerimizi gerçek anne, ayaklarının altında cennet olan annelerden karar ver ya Rabbi. Allah annelerimizi, kızlarımızı, gelinlerimizi, hepimizi mahşer gününde, kıyamet gününde
Hazreti Fatıma'nın huzurunda, Ali Murtaza'nın huzurunda yüce hak eyle ya Rabbi. Allah seni affederek Muhammed Ali Muhammed hürmetine, Ali Murtaza hürmetine, Fatıma-tü Zehra hürmetine ya Rabbi. İnsanlık alemine, İslam alemine, ülkemize huzur nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Ali Muhammed hürmetine, vatanı uğruna, namusu uğruna, bayrağı uğruna, dini uğruna, mukaddesatı uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Allah seni hamd ederek Muhammed Ali Muhammed hürmetine ya Rabbi. İmam-ı Zaman Ecelallahu Teala Ferecehu Şerif'in zuhuruna acil eyle. Allah bu Hazretin nur cemalini görmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım Müslümanların üzerinde dolaşan bu kara bulutu bir an önce İslam toplumunun, İslam ülkelerinin, ülkemizin üzerinden def eyle ya Rabbi. Allah seni affederek Muhammed Ali Muhammed hürmetine ya Allah. Altından kalkamayacağımız şeylerle bizleri imtihan etme ya Rabbi. Allah bizleri Muhammed Ali Muhammed'in sevgisiyle, muhabbetiyle, aşkıyla dünyaya getiren, dünyadan göçen aba ve ecdatlarımızın, annelerimizin, babalarımızın ruhlarını şad eyle. Hayatta olanlara imanlı ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi Ehl-i Beyt yolunda hizmet edenlere ya Rabbi başarılar nasip eyle. Bu programı düzenleyen kardeşlerimize de başarılar nasip eyle. Ya Rabbi sana hamd ederek Muhammed Ali Muhammed hürmetine bizleri nefsimizle baş başa koyma. Allah'ım sana hamd ederek Muhammed Ali Muhammed hürmetine ya Rabbi. Muhammed Ali Muhammed'le yaşayıp Muhammed Ali Muhammed'le can vermeyi mahşer gününde, kıyamet gününde Muhammed Ali Muhammed'in safında haşr olmayı hepimize nasip eyle. İbadet itaatlerimizin, dualarımızın makbul olması için Muhammed Ali Muhammed'e selavat veriyoruz. Efendim yapmış olduğu konuşmalarından ve bulmuş olduğu niyazlarından ötürü Tahtakale Hazreti Zeynep-i Kübra Camii alimimiz Sayın Ehed Solhan hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim son bir plaketimiz daha var, onu da takdim edeceğiz. Avcılar Ehlibeyt Platformu üyesi ve Kaçkar TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Küpeli'yi plaketlerini almak üzere salavatlarınızla arz ederim. Kendisine plaketlerini takdim etmek üzere Avukat Sayın Mustafa Akot'u arz ederim. Efendim bir hatırlatmada bulunarak programımızı sonlandırmak isterim. Programımızın çıkışında yukarı bölümde şair ve yazar Sayın Musa Dedeyn'in Ateşte Açan Çiçekler isimli romanının imza programı olacaktır. İsteyenler katılabilirler. Programımız burada son bulmuştur. Emeği geçen, zahmet çeken herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlikler dileriz. Muhammed Ali Muhammed'e Ali salavat veriyorlar.